ürünüdür. Biz de bu bilinci, bu farkındalığı damak lezzetini her tarafa taşımaya, her eve sokmaya çalışıyoruz. Doğru. Kapasite olarak fabrikanıza kaç 100 bin mi diyeyim? Ekip olarak kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Yıllık 500 bin ton var. Ürün kapasitemiz var tüm ürün gamında. Yeriniz, 35 personelimiz var. Güzel. Üretimde çalışan. Bunun yanında pazarlama ekibimizdeki arkadaşlar, kalitedeki arkadaşlar. Evet, yerimiz Çanakkale'de. Buradan da tüm dağıtımımızı yapmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Dışarıya pazarlama derken, evet, Arap ülkeleri dediniz. Herhangi bir bayilik Türkiye içerisinde? Tabii. Böyle bir çalışmanız var mı? Tabii ki. Yani bunlardan bahsedelim. Bir şekilde biz burada niş ürün gamında bayiliğini almak isteyen firmalar olabilir şu an. İnşallah. Onları da bilgilendirelim bu anlamda KOBİ'lerimizi. İnşallah. Evet, Türkiye genelinde valilikler verilecektir diyebiliriz. Evet, öyle diyebiliriz değil mi? Evet. Çünkü işte başındaki kişinin, yani yönetim kurulu başkanının, sevgili Kanal T izleyenleri, sıfat olarak evet, en önemlisi aslında anne olmanız, eczacı olmanız, birebir işin başında durmanız ve hijyene çok önem veriyor olmanız aslında ürünün gerçekten ne kadar kaliteli, ne kadar temiz. Evet. Temiz yerlerde, temiz üretiminin sağlandığı yerlerde olması, güvenilirliği açısından da son derece önemli değil mi? Tabii, yani bu bağlamda da biz buna çok şeffafız. Yani üretim alanımız adına, ürünlerimiz adına. Bu bağlamda da normal kameralarla olan iş yeri, üretim görüntülerimizi internet üzerinden şeffaf bir şekilde, yani 24 saat izlenebilir halde vermeyi amaçlayan bir projemiz var. Aa, çok güzel. İnşallah bir buçuk sene içerisinde tamamlayacağız. Bunun dışında da beyaz et sektöründe yapılan internet sitemiz üzerinden ürün sorgulama, barkod numarasıyla üretim tarihi ve parti numarasıyla ürün girildiğinde ürünün kimyasal analizi, hangi üstamdan üretildiği, nasıl kullanılacağı, nasıl işte sunumu yapılacağı, hepsini açıklayan, analiz değerlerinin olduğunu açıklayan bir ürün takip sistemimiz var ki bu da son tüketici, perakendeci müşteri, perakende alıştan son tüketicilerde birebir, aktif bir şekilde birebir kullanılabilir, kendi aldıkları ürünü çok güzel görebiliyorlar. Sitemizde böyle bir hizmetiniz var mı? Tabii sitemizde var bu hizmet. Çok müşterimiz, sanırım aldıktan sonra üretim tarihi ve parti numarasını sitemizdeki linkten girip, açılan sayfada ürün sorgulama kısmından girip bunları yazdıktan sonra ürünün içeriğini, kimyasal değerlerini, ürün üzerindeki diğer bilgilerin hepsini oradan görebilecekler. Evet. Sevdiklerinize tatlı bir armağan, en güzel armağan diyebilirim aslında. İşte helal sertifikası olması, birçok derginizde de var aslında, kataloğunuzda da var. %100 doğal yollarla yapılması, katkı maddesi içerikli, çocukların işte o ambalajlara kanıtta aldıkları o kadar çok katkı maddesi, boyalı ürünler. Çikolatalar olsun, gofretler olsun, bunlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Böyle bir yasa olarak, şimdi kuru yani olarak, çok firma sahibi olarak. Yani aslında anne olarak da şeydir böyle bir ne derler? Ben şunun çok kaygısını yaşıyorum. Sakın alma. Etiketin üzerinde evet. Almayın. Şeylerin, yani ben şu anda sodyum glutamata çok takılmış durumdayım. 9. tat dediğimiz, Çin tuzu dediğimiz, direkt santral sinir sistemini etkileyerek ürünün, kullanılan üründe tat alımını santral sinir etkileyip sürekli yeme hissi, oyunu tekrar bir şekilde sonra obezite. Evet, yani santral sinir sistemini etkiliyor. Yani obeziteden ziyade nöronların ölümünü sağlıyor. Tabii obezite de çok büyük geleneğimizde bir problem ama ikisine de dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru, kesinlikle. Yani içerindeki o kanserojen maddeler, bütün anneleri de zaten hani ne kadar böyle okullara gönderdiklerinde aman çocuğum dışarıdan için cipsdir, koladır, meyve suyudur, gofrettir. Ama çocukların da dikkatini çeksin diye herhalde bu ürünleri üreten firmalar biraz daha mı böyle cazip gelsin diye. Tabii ambalaj. Ambalaj çok önemli. Cezbediyor değil mi çocuklar özellikle? Evet, ambalaj çok cezbediyor. Bu bağlamda da yapılan çalışmalar, elde edilen istatistikler göre ambalaj çalışmaları yapılıyor ama bir şekilde ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirmesi, hatta çocuklarını bilinçlendirmesi kesinlikle, küçük kızımla beraber
kreşe gidip işte kola, yani evde biz tüketmiyoruz. Ama maalesef dışarıda belli bir şeyden sonra maalesef engelleyemiyorsunuz. O zaman nasıl ikna edeceksiniz bir anne olarak, evet, da böyle bir annelere? Kolayı aldık, bardaklara koyduk. Ya yani isim bu belki hoş bir şey değil zaten, evet, ama bir tanesine yumurta, bir tanesine bir parça et, bir tanesine peynir ve ekmek koyduk. Nasıl? Bir gün bekledik. Evet. Nasıl parçalandıklarını görünce hani kızlarım da bunun gerçekten zararlı olduğunu. Bu şekilde ispatlarla, kanıtlarla, evet, gösteriyorsunuz çocuklarınıza. Yani. Şimdi hanımlarımız da böyle, annelerimiz de böyle bir yöntemi deneyerek çocuklarını böyle kolalar uzak tutabilirler çocuklarını. Kesinlikle. Çikolatalardan, yani yapma gene olumsuz, biliyorsunuz ki olumsuz sözler bir şekilde bilinçaltımızda olumlu olarak algılanabiliyor. Özellikle çocuklarda bu şunu yapma, bunu etme, yeme, içme demek etkili olmuyor gerçekten. Hı-hı. Doğru, kesinlikle. Helvalardaki, helvaların üzerindeki yağ tabakasından bahsettik. Peki, yağlı olduğunu, evet, gördüğümüzde anladık ki doğal yollarla yapılmış, taze taze. Evet, şöyle söyleyeyim. Yiyebiliriz dedik. Peki, hem helvalarla ilgili hem de lokumlarla ilgili. Lokumun tazeliğini, lokumun doğallığını, doğal yollarla yapıldığını nasıl anlarız Bahar Hanım? Şimdi yani bakarak bunu anlayamazsınız ama içindekiler kısmına bakıp içerisindeki kullanılan boyaların sentetik olup olmadığını e-kodlarıyla lanse edildiğinde zaten bunu çok net anlayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyebilirim sektörümle alakalı. Tahin helvasında üzerinde yağ birikmesi doğal olduğunu gösterir. Doğru. Bir tahşiş, bir kimyasal yağ tutucu. İlla dokunmamız gerekiyor aslında. Görsel olarak gerçekte şu şekilde. Dokumları dokunmamız gerekiyor aslında. Evet. Yani, bayat olduğunu anlamamız için aslında şöyle bir bastırdığımızda böyle anlayabiliriz. Yani nem çekmesiyle alakalı. Doğru. Çok fazla şey değil ama bir şöyle şöyle bir yanlış izlenim var. Üzüm pekmezi mesela kristallenir. Hı-hı. Bu kristallenme bozulma demek değildir. Suyun içerisine koyup beklettiğinizde bu onun doğallığının göstergesidir. Doğru. Bal kristallenir. Altında böyle bir şekerleme olur. Hı-hı. Aslında şekerlenen balı tüketmek gerekir. Bu bir bozulma değildir. Doğal bal kristallenir. Hı-hı. Bunları da bir şekilde belirtmek istiyorum. Reçelde peki? Reçelde reçelin taze olduğunu nasıl anlarız? Reçelde reçelin taze olduğundan... Kayısı reçeli çok severim mesela. Taze olduğunu nasıl anlarız? Doğal yollarla yapıldığını. Şekerinden mi acaba şeker? Hayır, şöyle bakalım. Yani reçel... Şöyle genelleme yapalım isterseniz. Plastik ambalajları tercih etmeyelim. Pasterizasyon yoluyla kapatılmış kavanozlu, cam kavanozlu ürünleri tercih edersek üretirken daha, yani hiç koruyucu kullanmadan üretilen ürünleri almış oluruz. Evet, şöyle tekrar göstereyim sevgili izleyenler, Kanal T'ye izleyenleri, bugün gıda sektöründen Tatlan firmasının tüm ürünlerini konuştuk, detaylı konuştuk. İşte bir kere daha söylemek istiyorum, yönetim kurulu başkanı, firma sahibi, aynı zamanda eczacı, aynı zamanda profesyonel bir iş kadını ve aynı zamanda anne. Haliyle bu üç sıfattan sonra oluşacak üretimi yapılan ürünler diyelim, %100. Doğal yollarla, helal sertifikasıyla, herhangi bir içeriğinde katkı maddesi, kanserojen içerikli, doğru mu? Doğru. Kanserojen içerikli, katkı maddesi taşımayan ürünler, muhteşem ürünler ortaya çıkıyor. %100 doğal efendim. Alınız. Sloganınızı da ben paylaşmak istiyorum, evet, seyircilerimle. Tatlan sevdiklerinize tatlı bir armağan. Benim sloganım da şöyleydi aslında. Reklam arasında konuşayım sizinle. Tatlan, tatlanla ağzınız tatlansın. Tatlan yeğeniniz efendim, ağzınız tatlansın diyor. Kaç dakikamız kaldı sevgili yönetmenim, bitiriyoruz. Evet, haftanın son program konuğu gıda sektöründen Tatlan firma yönetim kurulu başkanı Bahar Yurt bizlerle birlikte oldu. Teşekkür ediyoruz Bahar Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bizlere doğru bilgiler verdiğiniz için, bu muhteşem ürünleri, firmanızın bu muhteşem ürünlerini bizlere tanıttığınız için, seyircilerimize tanıtma şansını bizlere verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de doğru bildiklerimi seyircilerle paylaşma fırsatını bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Zaten bunları böyle ekibimle birlikte yayından sonra böyle iyice saza bakacağız. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Ben sevgili kanalda izleyenleri, bugünlük bizlerden bu kadar. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese iyi haftalar, mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi gün yine farklı bir sektörden tabii ki uzman konuğu eşliğinde, konuğumuz eşliğinde 15.30'da Kanal T ekranlarında olacağız. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.
Tarım ve Hayvancılığın Telemarketi Etkin Pazarlama, kendi sınıfının lider ürünü Hyundai Turbo 650 motorlu testereyle size mükemmeli kaliteyi, sağlamlığı, gücü ve performansı sunuyor. Dünyanın en ünlü markalarından biri olan Hyundai motorlu testerenin dış yüzeyi, her türlü zorlu doğa koşullarına karşı dayanıklı gövde tasarımına sahiptir. Starter kapağı ve gövde kısmı magnezyum alaşımlı çelikten yapılmıştır. En zor şartlarda bile sağlamlığını korur. Gelin hep beraber Hyundai Turbo 650'nin sağlamlığını tekrar test edelim. 4 tonluk bir traktörü Hyundai motorlu testere üzerinden geçireceğiz ve ürünümüzün çalışıp çalışmadığını hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi traktörümüz yavaşça testerenin üzerine çıkıyor. Hatta üzerinde duruyor. 4 tonluk bir traktöre karşı Hyundai motorlu testere meydan okuyor. Şimdi traktörü testerenin üzerinden indiriyoruz ve testeremizi kontrol ediyoruz. Şimdi de çalışıyor mu onu kontrol edelim. İnanılır gibi değil. İşte bu Hyundai Turbo 650'nin sağlamlık ve performansı. Ne demiştik? Sıra dışı olmak cesaret ister. Etkin Pazarlama bu muhteşem ürünü kapınıza kadar gönderiyor. Sağlam şasesi, ergonomik tasarımı ve eşsiz performansıyla kendi sınıfının lideri Hyundai motorlu testere güç, performans ve sağlamlığı en üst düzeyde sunuyor. Dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olan Hyundai, yeni model testeremizi 46 santimetre boyunda orijinal Hyundai pala ve orijinal Hyundai marka 3-25-36 diş zincirle donattı. Sırada Hyundai turbo motorlu testerenin gücünü test etmeye geldi. Kesmiş olduğumuz kütüğe 3 tane çivi çakıyoruz. Bu birinci çivimiz. Bu ikinci çivimiz. Bu da üçüncü çivimiz. Şimdi hazır olun.